Merhaba ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Bugün Trabzonspor'umuzu konuşacağız. Konyaspor maçında Mare Kamşık gene damgasını vurdu. Mare Kamşık'a değineceğim. Trabzonspor takımımızda sakatlarda son durum ne? Neden bu kadar çok sakatlık veriyoruz? Bu ihtimalleri değerlendireceğiz. Trabzonspor takımımız rekor üstüne rekora koşuyor. Yapmış oldukları olumlu işleri konuşacağız. Abdullah Hoca'yı konuşacağız. Oyuncularımızı konuşacağız. Süper Lig'deki dengeleri konuşacağımız, dolu dolu sonuna kadar izlemenizi istediğim Bakasetas'ı konuşacağımız bir video olacak. İnşallah beğenirsiniz. Sonuna kadar gelen dostlarım lütfen sonuna kadar geldim diye belirtirlerse ve yeni gelen aboneler abone olduk diye belirtirlerse çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve videoya başlıyorum. Şimdi Konyaspor maçından önce biliyorsunuz Denswil sakatlandı. Hazır daha ısınmada sakatlandı. Yerine İsmail Köybaşı çıktı. Şimdi hani 7-8 tane kısa dönem içerisinde 10 günlük bir süre içerisinde sakat verdik biz. Hepsi de Adele yaralanması. Adele sakatla şimdi. Denswil kalçada yırtık olduğu konuşuluyor ve ciddi bir yırtık. Belki milli takım arasına kadar yok. Şimdi bakıyorum Koyta üst Adele. Abdülkadir Parmak Adele sakatlığı. Dorukan Adele sakatlığı. Tronsen Adele sakatlığından döndü bilek. Canini Adele sakatlığı. Cervinho Adele sakatlığı. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorum. Şimdi buraya geleceğim. Beşiktaş'a bakıyorum. Dün sahaya çıkacak neredeyse oyuncusu yoktu. Birçok sakat verdi. 12-13-14 tane sakatı var. Hepsi Adele sakatlı onların da. Şimdi bunların nedenleri şu şekilde izah edebiliriz. Ya maç trafiğinden dolayı diyebiliriz ya da antrenman metotları. Şimdi bizim teknik direktörümüz Abdullah Avcı her seferinde ben bilimsel çalışmalar yapıyorum diyor. Taktik, teknik evet. Bilimsel çalışmalarla oyuncuların sakatlanma risklerini hesaplayarak ben kadro yapıyorum diyor. Ama biz karşımızda hep sakatlanmış oyuncular görüyoruz. Bence bu sene şampiyonu belirleyecek en önemli detaydan bir tanesi sakatlık. Bir takımda görüyorsunuz Beşiktaş'a nelere mal oldu. 2 haftadır paramparça oldular. Ligin en iyi başlayan takım. Hatta bence bizim üzerimize de iyi bir performans sergiliyorlardı bir çıt. Ona rağmen gördüğünüz beraberlik arkasından bir mağlubiyet ki Antalyaspor'dan da son anda geri dönüş yaptılar biliyorsunuz. Yani sıkıntılı bir tablo olduğunu düşünüyorum ben Beşiktaş takımı için. Bu tablo Trabzonspor takımı için de tehlike çanları çalıyor. Bir ara Abdülkadir Ömür aynı şekilde sakatlanmıştı. Bu kadar çok sakatlanma biraz düşündürücü. Ya antrenmanlarla alakalı ya da yüklenmeyle alakalı ki yüklenme her takım yükleniyor. Bu kadar sakatlık olmaması lazım. Beşiktaş bizi ilgilendirmiyor şu an için ama Trabzonspor takımında Abdullah Hoca'nın buna bir önlem alması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok büyük bir problem. Oyuncuların performansları düşüyor. Sakatlandı. Hadi 2 hafta sonra geldi diye düşünmeyin. Bir oyuncu sakatlanıyor. 3 gün mesela bizim zamanımızda biz 2 haftada bir yani haftada bir maç oynuyorduk. Mesela Konyaspor maçı sakatlandı. Alanya'da oynamayacaktı ama arkasındaki Kayserispor maçında yetişiyordu. Şimdi 3 günde bir maç oynuyoruz arkadaşlar ve 2 haftalık sakatlık 4-5 maçı kaçırttırıyor sana. Artı oyuncunun performansı düşüyor. Oyuncuyu toparlamaya çalışıyorsun. Hasar büyük. Onun için bu sene en önemli kriterlerden bir tanesi şampiyonlukta bence sakatlık. 2 Covid. Tabii oyuncuların performansını da hoca ayarlayacak. O da performans da çok önemli tabii ki de. İnişli çıkışlı grafikler oluyor çünkü biliyorsunuz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor takımımız Abdullah Hoca ile beraber gerçekten çok başarılı devam ediyor. Abdullah Hoca 18 maçtır kaybetmiyor. 8 galibiyet, 10 tane beraberlik almış lig maçlarında. Bence 8 galibiyetin yanında 10 beraberlik biraz fazla. Biz bu 10 beraberlik evet kaybetmemek önemli. Deplasmanda 21 maçtır kaybetmiyoruz. Tarihe geçiyoruz. Tarihe geçiyoruz ve bu da önemli bir kriter. Bunun neden önemli olduğunu şimdi söyleyeceğim ama bu 10 beraberlik bence biraz fazla. Bu 10 beraberliği atıyorum 6'ya 7'ye düşürebilseydik muhteşem işler olurdu. 10 beraberlik biraz fazla. Şimdi dış sahada 21 maçtır Süper Lig'de kaybetmeyen bir Trabzonspor takımı var. Geçtiğimiz sezondan beri devam eden. Şimdi bu çok önemli bir artı. Neden? Oyunculara bir motivasyon, kaybetmeme, deplasmanda rekora koşuyorsun, tarihe geçiyorsun ve bu çok iyi bir moraldir, motivasyondur. Bu maçta da kaybetmeyeceğim, bu maçta da yenilmezlik serimi devam ettireceğim diyerek sahaya çıktığın zaman sana ekstradan bir motivasyon katar. Arkadaki kadroyu görüyorsunuz 2010-2011 sezonu şampiyonu ve tarihe geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i yendik, ilk maçımızda tarihe geçtik. Ve bunları hala konuşuyoruz ve bir futbolcuyu motive edecek en güzel şeyler paradan ziyade bu işlerdir arkadaşlar. Ve bu unvanı kaybetmemek çok önemli. Bu unvan bizim için çok değerli. İnşallah kaybetmeyiz. Bu unvanı nereye kadar götürürsek bizim için o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii kaybedersek de dünyanın sonu değil. Hemen yeni bir seriler için yeni bir motivasyonlar olması gerekiyor. Şimdi
Motivasyon diyorum ya, Bakasetas'ın motivasyonu bana muhteşem geliyor. Bakasetas sürekli sahanın içerisinde bir mücadele eden bir oyuncu. Hırsını, azmini gösteriyor. Bakasetas gibi bizim 3-4 tane oyuncumuz olsun. Hakeme de baskı kurarız, rakip oyunculara da baskı kurarız ve takımımızı elektriklendiririz. Atıyorum bizde Engin Baytar vardı biliyorsunuz, deli dolu. Gidiyordu bir ona vuruyordu, o tekine şey yapıyordu, gidiyordu birine küfür ediyordu. Bir şey oluyordu, sahayı karıştırıyordu. Tabii küfür onaylamıyoruz ama bir elektriklenme yapıyordu. Biz hemen oralarda alevleniyorduk hepimiz. Hepimiz birden hırslanıyorduk. Bir takım içerisinde böyle oyuncu lazım. Trabzonspor takımı mevcut kadrosunda kısmen Bakasetas bunu yapıyor. Geçtiğimiz dönemlerde Pereira yapıyordu mesela. Gidiyordu hakemle kavga yapıyordu oyuncuyla. Bunlar da taktikseldir. Bazı oyuncular bunları taktiksel anlamda kullanırlar. Bakasetas da bunu şu an yapıyor. Bakıyoruz bir faul yapılıyor Bakasetas'a. Kalkıyor kafa kafaya geliyor oyuncuyla. Gidiyor hakeme baskı yapıyor. Gidiyor rakip oyuncularla didişiyor, bir şeyler yapıyor. Bu takımı elektriklendiriyor. Takımı hareketlendiriyor. Şimdi Mare Kamşı'ya geliyorum. Mare Kamşı Konyaspor maçında 12.08 kilometre ile beraber sahanın en çok koşan oyuncusu oldu. Ve neye rağmen? Şimdi arkadaşlar biraz kadroyu düzelteyim. Bakasetas biliyorsunuz burada oynuyor. Bakasetas burada oynuyor. Biz Konyaspor maçında 10 kişi kaldık. Genelde sete, bizim takımımız zon defansa döndü. Bloklar halinde orta sahaya kadar geriledi takımımız. Herkes geri çekildi ve Hamşik çok fazla ileriye gidemedi. Daha çok defansın önünde koşmaya çalıştı ve 2 kişilik mücadele ettiğini gösteriyor bize. Dar alanda oynuyorsun ve 12 kilometre koşuyorsun. Burada Marek Hamşik gerçekten büyük bir özveri göstermiş maç içerisinde. 2 kişilik koşmuş, çok iyi mücadele ettiğinin göstergesi. Marek Hamşik ligde şov yapmaya devam ediyor. 10 maçın hepsinde 11'de başladı. Neredeyse hepsinde 90 dakika oynadı. Bir Malatya maçı hoca dinlensin herhalde, bir 10-15 dakika erken aldı. Onun dışında Avrupa'da oynadı, içeride oynadı, milli takımda oynadı. Maşallah nazar değmesin diyorum Marek Hamşik'e ve hemen konuyu değiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımız geçtiğimiz sezon Eddie Newton döneminde arkadaşlar ilk 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 defa da kaybetmiş. Şimdi bakıldığı zaman o kadar kötü bir başlangıç oldu. Ben burada Eddie Newton'a kızmıyorum. Onu oraya getiren başkanın hatası var. Kimse kusura bakmasın. Oraya gelen teknik adam Eddie Newton'a biz inanılmaz bir hediye verdik, ödül verdik yani. Düşünsenize adam geldi Trabzonspor'un başına geçti ya. Çünkü hiçbir teknik direktörlük kariyerinde bir başarı yok. Geldi bizde sportif direktör oldu. Gel burada ol dedi yani. Kime desen gelir Trabzonspor takımının başına geçer. Trabzonspor takımında bir teknik direktörlük yapmak 3-4 tane en az kapı açar sana arkadaşlar. Ve Eddie Newton bunu değerlendirdi. Neden olmasın dedi. İstediği transferler yapıldı veya yönetimin aldığı transferler yapıldı. Bir şekilde kadroyu kurdu ama işte arkadaşlar herkes beceremiyor. Herkes teknik direktör, herkes futbolcu da doğmuyor, teknik direktör de doğmuyor, mühendis de doğmuyor diyeyim ben size. Eddie Newton çok kötü bir başlangıç yaptı. Sezon başında 6 tane gol attık, 10 tane kalemizde gol gördük. 5 puan toplayabildik ve 18. sıradaydık Eddie Newton'la beraber. Burada ben Eddie Newton'a bir şey demiyorum arkadaşlar. Kızamayız. Burada yönetimin hatası olduğunu düşünüyorum. Bu seneki fikstürü, bu seneki durumumuza bakalım. 6 tane maça çıkmışız. 4 galibiyet, 2 beraberlik. 13 defa gol atmışız. 6 tane kalemizde gol görmüşüz. 14 puan toplamışız. Attığımız golün 2 katını, yediğimiz gol ile yarı yarıya diyelim. Aldığımız puan da 3 katı neredeyse. Ve bir sezon başlangıcı böyle olması gerekiyor. Şampiyonluğa oynayan bir takımın sezon başlangıcı bu şekilde olması lazım. Çünkü sezon başı kaybedilen her puan seni yarışa geriden başlatıyor. Daha sonra da takımlar oturuyor ve herkes puanlarını çatır çatır almaya başlıyor. Seriler yapmaya başlıyor. Ama sezon başları genelde büyük takımlar özellikle kaybetme lüksü çok fazla. İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor, UEFA Kupası'na oraya buraya gideyim derken kafalar hep bir yoğun oluyor. Biz şu an Avrupa kupalarına elendik. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a göre biraz daha avantajlıyız bu konuda. Diğer takımlar illaki takılmaya devam edecek ama biz takılmadan, ki Konyaspor maçı, ben Vitor Hugo'nun kırmızı kartı olmasaydı ki dakika 45. saniye, daha saniyeye arkadaşlar gol atıyoruz. Senaryolar muhteşem. 2-3 tane pozisyon yakalıyorsun ama 6. dakikada bir kırmızı kart hepimizin dengesini bozdu. Ya maçtan önce deselerdi ki Konya'ya 40. saniye gol atacaksın, kimse inanmazdı. Gerçekten 40. saniye çok erken bir süre. Yani santrayı yaptık. İnanın bana daha kahvemizi belki de alıyorduk o ara. Yani daha çoğu insan golü bile görmemiştir. Ne olduğunu anlamamıştır diye düşünüyorum. Stattakiler dahi kaçırmıştır. O kadar çabuk gol geldi. Ve arkadaşlar maçtan berabere ayrılmasını bildik. Yani 10 kişiyle geriye düşmemize rağmen maçtan berabere ayrılmasını bildik. Bu da önemli bir artımızdı bizim. Güncel konuları konuştuk ve şunu da söyleyeceğim arkadaşlar hemen aklımdayken. Şimdi ben bakıyorum
Dışarıdan bunu hep söyleyeceğim, hep aklımda. Bizim gerçekten çok güzel bir takımımız var. Kolej havasında. Arkadaşlık, birlik, beraberlik, yerli yabancı çok iyi anlaşıyorlar. Ben bunu net bir şekilde görüyorum. Duyumlarım da bu şekilde. Ama Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a baktığım zaman Beşiktaş da bize yakın duruyor gerçekten. Fenerbahçe ve Galatasaray'da ben bunu söylemiyorum. Gerçekten orada biraz takım içerisinde sıkıntılar olduğunu, oyuncuların birbirine uzak olduğunu, yani televizyondan da görsek, sahanın içerisinde de görsek biz bu elektriği alabiliyoruz. Ama Trabzonspor takımımızın arkadaşlığı çok iyi. Takım kolej havasında, bunu da yakından duyuyoruz. İçeriden de geliyor bilgiler. Takımın havası muhteşem. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah 2010-2011'den sonra bu takımımız da şampiyonluğunu yaşar ve hep beraber kutlamalarımızı yaparız. Yarın Alanyaspor maçı öncesinde bir detaylı analiz yapacağız. Taktik, teknik analizimizi yarın yapacağız inşallah. Yarın videomu bekleyin arkadaşlar. Detaylı bir video gelecek yarın. Maç öncesinde biliyorsunuz pazartesi günü maçımız var. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen dostlarımı ayrı seviyorum. Beğenmeyi unutmayalım. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun.